fakirin oğlu. Bir zamanda varmış, bir zamanda yokmuş. Bir fakirin bir oğlu varmış. Bu fakirin oğlu köyden köye iş arayıp geziyormuş. Günlerden bir gün o bir köyün bir zenginin yanına buzdolabıyla durmuş. Bu oğlan daha çok genç olduğu için otlatmaya çıkardığı buzağılara bakamamış. Ve baktığı buzağıların her biri bir tarafa gitmiş. Oğlancık da buzağıları toplamak için çabalayıp koşmuş. Ayağındakiler de tam dağılıp bir tarafa yayılmış kalmış. Buzağıları ise diğer bir tarafa yayılıp yürümüşler. Bir gün bu oğlan buzağıların ardından ağlayıp otururken adamın biri onun yanına gelir de "Neden ağlıyorsun kardeşim?" diye sorar. Oğlan ona işin aslını anlatır. O adam oğlana tek bir söz söyler. O söz de zip diye bir sözmüş. Bu sözü söyleyince buzağlar birbirine yapışıp kalırlarmış. Adam oğlana eğer buzağları dağıtmak istersen dağıl dağıl dersin. Buzağlar dağılır der. Oğlan adamın bu söylediklerini yapar zip der. Buzağlar birbirine yapışırlar. Sonra da dağıl dağıl der. Buzağlar dağılıp köye dönerler. Bir gün böyle, iki gün böyle, iş kendi yolunda devam eder. Günlerden bir gün buzağların sahibi olan zengin adam bu işi duyar. Büyük buzağların neden dolayı azdıklarını sorar. Ne kadar sorsa da oğlanına bu işin aslını söylemez. Zengin oğlanın bu hareketine çok sinirlenip karısına buzağcı olan her günkünden daha fazla kara arpa ekmeği ver der. Zengin karısı oğlanı kapkara ekmek ile beslemeye başlar. Fakat oğlan yine de kendi sırrını söylemez. Onun hem kendisini hem de buzağları günden güne büyür ve etlenir. Yine günlerden bir gün zengin adam ve karısı öğle yemeğinden sonra uyumak için yatar. O zaman buzağcı oğlan onun penceresine gelir de zip der. O anda zengin adam ile karısı yere yapışıp kalırlar. Zengin adam durmak için çabalar ama bir türlü yere duramaz. Nasıl olsa azıcık yanına dönüp karısını göz atar. Karısının da yere yapışıp kaldığını görür. Buzağcı oğlan ise bunları pencereden seyreder, o bu oğlanlara bir güzel güler. Zengin adam pencerede duran oğlanı görür ve ona bağırır. Fakat oğlan kulak asmaz. Zengin adam bir daha bağırmaya başlar, oğlan bu defa cevap verir. "Ne var efendim?" der. Zengin adam, "Var git büyücü ağayı çağır da gel." der. Oğlan kırata binip köydeki büyücü ağa çağırmaya gider. Büyücü ağa oğlan ile bir beraber kır ata binip yola çıkacak olur. Kır at ise biraz inatçıymış. Bir şekilde köyden çıkarlar. Yolda giderken büyücü ağa birden yere düşer. Büyücünün düştüğü yerde bir at kafası varmış. Büyücü bu kafatası burada ne geziyor diye ona vuracak olur. Bu sırada oğlan zip der. Kafatası büyücünün ankasına yapışır kalır. Büyücü şaşkınlığından ne yapacağını bilemez. Büyücü oğlana kardeşim ne yapayım diye sorar. Oğlan bu işin çaresi yoktur der ve ona güler. Büyücü yine oğlana bakıp oğlum bu iş pek uygun olmadı der. Buzağcı oğlan, büyücü ağam korkma bu işin kolayı var. Bu kır altın kuyruğundan atarsan arkandaki kafatası düşüp gider der. Büyücü de oğlanın bu sözüne güvenir. Oğlanın dediğini yapacakken oğlan bir daha zip der. Büyücü kır atın kuyruğuna yapışır kalır. Böyle bir hale siz de gülmez misiniz? Bundan sonra oğlan kıratın üstüne biner, hızlı köye gelir. Köyün bütün
çocuğu genci yaşlısı evlerinden çıkıp kırıtın kuyruğuna yapışıp kalan bir yüzüğü görürler. Onun bu komik halini seyredip gülüşürler. Kısacası zengin adam ile büyücü birbirleriyle görüşemezler. Efendisi oğlandan bütün zenginleri, efendileri, mallaları toplayıp zikir ettirmesini rica eder. Oğlan da bütün zenginleri, efendileri, mallaları toplayıp efendisinin evinin önüne getirir. Zikir başlar. Herkes secdeyi varlığından alan kenarda durup bir daha zip diye bağırır. Bütün zenginler, efendiler, mollalar yere yapışıp kalırlar. Oğlanın efendisi bu dertten kurtulmanın çaresini arar. Fakat hiçbir çare bulamaz. Oğlan ise kenarda durup oğlanlara bakıp devamlı güler. Oğlan ile beraber bütün cemaat de toplanıp gelirler. Zenginlerin, efendilerin, mollaların bu komik haline bakıp gülerler. Beylerden birisi çok çabalar fakat bu duruma hiçbir çare bulamaz. En sonunda kim beni bu dertten kurtarırsa ona kızımı veririm der. Oğlan kenarda durarak ben kurtarırım der. Sonra dağıl dağıl der diye bağırır. Hepsi dağılırlar. Zaman içinde oğlan büyür, beyin kızını alır.